Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yakın nokta hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak üzere Aselsan tarafından geliştirilen Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerinde yapılan atışlı testler ile yeteneklerini kanıtladı. Testlerin son adımında deniz üzerinden yaklaşan yüksek hızlı saldırı hedef Gökdeniz tarafından başarıyla imha edildi. Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu: "Savunma sanayimizden bir bayram hediyesi. Donanmamız için geliştirilen Kare Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. Gökdeniz bu yıl içinde İstanbul Fırkateyni'nde göreve hazır hale gelecek. Gökdeniz sistemi uzun süredir Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait eğitim gemisi olarak hizmet veren TCG Sokullu Mehmet Paşa A577 gemisine entegre edilerek test edilmekte. TCG Sokullu Mehmet Paşa Şubat ayında İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e geçiş yapmıştı. Gökdeniz, gemi platformlarının hava tehditlerine karşı savunulmasında son katman olarak kritik önem taşıyan bir yakın hava savunma sistemi. Dünyada İngilizce, Close Air Weapon System olarak tanımlanan bu sistemler başta anti gemi füzeleri olmak üzere insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi geniş bir tehdit kümesine karşı gemilerin savunulmasını sağlıyor. Ayrıca testte geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Hisar O artı testinde de yer alan İngiliz Jet Banshee hedef uçağı kullanıldı. Farklı modelleri olan Jet Banshee 720 km/saat hıza ulaşabiliyor ve büyüktür 45 dakika havada kalabiliyor. 30 bin feet irtifaya çıkabilen uçak 100 kilometre menzile sahip. Tek motorlu ve çift motorlu seçenekleri bulunan hedef uçağın çift motorlu Jet Banshee 80 artı versiyonu kullanıldı. Jet Banshee 80 artı yüksek seyir süratine sahip hedefleri simül etmekle birlikte geçmişte Gökdeniz hava savunma sisteminin testlerinde de kullanılmıştı. Gökdeniz sisteminde 35 mm namlulu silahın yanı sıra arama radarı, takip radarı ve EO algılayıcılar aynı platform üzerinde bulunuyor. Sistem bu sayede hedef tespiti, tehdit önceliklendirmesi, angaja olunan tehdidin otomatik olarak takip edilmesi ve imha edilmesi fonksiyonlarının tümünü icra edebiliyor. MKE üretimi 35 mm çift silahın kullanılmakta olduğu sistem, dakikada 1100 atım atış hızına sahip. Atom adı verilen Aselsan ve MKE ortak üretimi parçacıklı mühimmatın kullanımı sayesinde güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlanabiliyor. Gökdeniz'in önemli bir yeteneği de otomatik şeritsiz mühimmat besleme mekanizması. Bu mekanizma sayesinde sisteme iki veya daha fazla tipe mühimmat aynı anda yüklenebiliyor ve istenen tipte mühimmat operatör tarafından seçilerek kullanılabiliyor. Hava tehditlerinin yanı sıra su üstü ve kara hedeflerine karşı da kullanılabilecek olan Gökdeniz sistemi bu mekanizma sayesinde farklı kullanım amaçlarına yönelik görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor. Gökdeniz'de kullanılmakta olan 35 mm silah, mühimmat, radarlar, EO algılayıcılar, hareket kontrol sistemleri, görev bilgisayarlar gibi temel alt bileşenlerin tümü yurt içinde Türk savunma sanayi tarafından geliştirildi ve üretildi. Dünyada az sayıda ülke kendi yakın hava savunma sistemini geliştirebilecek ve üretebilecek kabiliyete sahip. Bu nedenle yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri değil, dost ve müttefik diğer ülkelerin bahriyeleri de Gökdeniz'e yoğun ilgi gösteriyor.